First class. Gri Meseleler Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda çok sevgili İlker Gümüşoluk var ve her zaman gibi Burak Zengin. İlker abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi abi, çok teşekkür ederim. Seni aramıza görmek bizi çok mutlu etti. Ben de çok mutluyum. Davetimize icabet ettiğin için. Estağfurullah, her zaman. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar ederiz. Instagram'dan takipleşmesek de. Demin baktım hiç takip falan programdan yok. Programdan sonra abi hemen. İnşallah abi, bakalım. Ha, bu arada Burak da kendisini tanıtmayı unuttu. Ben de Burak'ı buradan tanıtayım. Beni tanıyan tanıyor ama hadi tanıt. Herkes böyle çapraz mı tanıtıyor? Abi. Yani... Ben de bayağı arkadaki adamı tanıtıyordum. Ve çekim içinde orada canımız ciğerimiz. İster istemez ya, seyircilerimiz direkt kameraya, biz hiç kameraya direkt bakarak konuşmuyoruz. Hı. En azından diyorum ki girişte bir bakayım insanların gözünün içine. Sevgili seyircilerimize, dinleyicilerimize. Dinleyicilerimize bakamıyorum tabii de. Giriş yapmayı sevmiyorsun değil mi? Abi sevmemekten değil de yeni olduğumuz bir şey. Bunu yeni sezonda yapmaya başladık. Geçen sezon yoktu. Ve bir 30 bölüm hiç giriş yapmadan çektik. Şimdi hadi bir giriş yapalım falan diye. Böyle bir eğreti duruyor galiba. Yo. YouTube mesela eğitimlerde bunu biraz öğretiyor işte. Hani izleyicinin gözünün içine bak. İşte abone ol de falan gibi. Ben de mesela hiç oralarda değilim. Biz de uzun süre yaptık hani video kes, podcast falan. Bizde de hiç açılış yoktur. Biz direkt konuya girmeye bayılırız. Hani en çok işte soruyla alakalı bir şey soruyorsun yani. En sevilen film nedir falan. O çok tatlı oluyor bence. Biz de öyle giriyorduk. Sonra kurguda baktım abi, bir şey böyle eksik yani. Böyle bir eksiklik var. Hani ne yapabiliriz dedim. Hadi yeni sezonda böyle bir şey yapalım. Ya yıllarca insanlar konuşalım. Boşa yapmamış o açılışları diyorsun abi değil mi? Şöyle, bir şey eksik geliyor. Eksik geliyor abi, bir şey eksik videoda. O kadar video izliyorum. Demek ki buymuş eksik ama hala abone olun demedik. Likelayın demedik henüz. O da başka bir cool'luk ama be. Abone ol demeyen kanalları ben çok seviyorum. Bizi sevmeye devam edebilirsin şu an. Bu sezonluk bir planımız yok. Hiç daha o noktaya gelmedik ama bilmiyorum abi. Birazcık hani o şey gibi mi ya? Hani böyle isteyen hani ağlamayana meme yoktur derler ya. Abi bir de şey var şimdi. İçeriği paylaşmadan abone ol diyen kanallar var ya. Ya tabii de. En başta daha abone olmayı unutmayın diye. Tabii. Daha içerik yok orada. Neye abone olayım diye bir durum var. Ama matematiksel anlamda da bunu söylemek gerekiyormuş. Hı hı. Dediğinde çünkü insanlar basıyor. Abi yoksa unutkan bir milletiz. Bence unutuyoruz. Yani o takip etmeyi, beğenmeyi. Onu böyle bir dillendirince, duyunca aa lan doğru lan ben abone olsam mı diye insanlar bence düşünüyorlar. Burada siyasi bir mesaj mı var Burak Bey? Yok abi, bizim siyasette. Hani unutan bir milletiz. Hiç. Biraz gerekiyor. Yani... Burak'ın birazcık şeyi hiç var. Hiç öyle ya. Bir şeyiniz yok değil mi? Abi birkaç tane videoda şey var. Şimdi kısa video öyle bir hazırlıyoruz ki bazen. Tam ben bir sallayacağım, siyasi bir şey diyecekmişim, Burak beni tutuyormuş gibi böyle çok fazla. Onda o konuda ama biz birbirimize otosansür uyguluyoruz bence, iyi yaptığımızı düşünüyorum. Peki bir şey soracağım abi. Mesela kurguyu sen mi yapıyorsun evet, abi? Sen Burak'ı yolluyor musun? Evet. İzliyor değil mi? İzliyor. Abi bu niye koydunlar? Yaşanıyor mu aranızda? Şunu oluyor. Silsek olur mu oluyor, gibilerden. Oluyor. Sen daha dizginleyen taraf mısın programı? Abi o bizde o kadar değişken ki. Yani bir hafta ben diyorum ki bırak beni, ben konuşacağım diyorum. O diyor ki lan yapma etme, hatta bir kere şeyi bile kesti adam. Biz böyle yayında akıyoruz. Tabii bant olduğu için sıkıntı yok da. Aktık, dedi ki dur ne yapıyorsun dedi. Konuşuyorum. Dedi, tamam o kadar da konuşmayalım dedi. Ya konuşuruz konuşuruz, bir 5 dakika durduk sonra aktı yayın. Bazen ben onu yapıyorum. O konularda biz çok değişkeniz. Hatta bu aralar çok şikayetçi Zengin bu konuda. Çok fazla onu durdurduğumu düşünüyor. Öyle mi? Abi öyle oldu. Bir anda rolleri değiştirdik. Ben 2 ay önce adama bunları söyleme diyordum. Kurguda atıyordum. Şimdi küfür et. Şimdi küfür etmem diyor bana. Küfür seviyor mu abi halkımız ya? Aralara abi yeni sezonda ben daha rahat konuşma taraftarı. Ben seni yeni sezonda görmek istiyorum. Neler yaşanacak abi, misal acaba? Benim daha dün Burak'la konuştum. Yani nedenini merak ettiğim bir sorum olacak abi. Tamam. Abi Türk erkekleri özellikle ustalar da çok meşhurdur bu. Hani böyle eğilince göt açılır ya abi. Hı-hı. Usta çatalı derler. Çatal dediğimiz. Abi onu hissetmiyorlar mı? Kapatmıyorlar yani. Abi şimdi bazısında çatalı çok açılıyor. Hani şeyi anlarım. O girmiyor mu abi? O başlangıç noktasının görünmesini insan anlamıyor olabilir ama bazısı yarıya kadar açılıyor ya. Onu kesin hissetmesi gerekiyor. Abi vallahi bilmiyorum ya. Yani bence umursamıyorlar ya. Değil mi? Biliyor ve umursamadığını bence düşünüyorum. Bence de öyle abi. Ya. Benim açıl zaman bir hissediyorum, kapatıyorum. Bence hepimiz öyleyiz. Ya ben de öyleyim. Şey olabilir mi abi? Belki hani sonuçta bir ücret ödüyorsun ve o hizmet bedelinin içerisinde böyle bir... Yani ekstra bir... Gönlünde ustaya en son şey parasını verdikten sonra bir dakika deyip bir 50 lira daha veriyorsun değil mi? Aynen. Bunu sen anladın diye. Abi olabilir yani, insanlar öyle bir belki hizmet anlayışı vardır. Herkese saygı duyuyorsun. Yani bir daha bir göte bakılıyor maalesef ya. Bakılır biliyorsun abi. Yani maalesef ki maalesef. Abi. Heteroseksüel de olsan göt olunca bir kere şöyle bir bakıp geri hayatına devam ediyorsun. İlginç bir organ abi bence. Öyle öyle baktırıyor kendine yani. Abi açık göt olunca hele. Evet abi yani hiç bir şey arzulamıyorsun ama
şöyle bir göz saniye. Abi hani. Bir de adam nasıl o kadar rahat edebiliyor abi? Daha çok eğiliyor, daha çok açılıyor falan. Şeyler çok güzel abi. Bu YouTube'da bazen yabancıların kavgaları oluyor. Mesela siyahiler işte böyle fast food zincirinde çok kilolular kavga ediyor da orada çok güzel göt açılıyor biliyor musun? Abi orada. Tepsiyle vuruyor, masadan düşüyor, göt tamamen açılmış. Bir de onlar düşük bel pantolon giyiyor, onunki başka açılıyor yani. Ve o açık götle saatlerce daha savaşıyor. Çok... Biz mesela önce pantolonu çekeriz değil mi? Abi, pantolon çekilir. Adam götü açık, yarım saat daha mücadele veriyor mesela. Enteresan. Abi kavgada açılan göte bakılmaz. Doğal yollarla açılmıştır o göt. Biz yıllar evvel Rex sineması vardı ya Kadıköy'de abi. Orada bir kavgaya tanık olduk. Bir tane adam böyle kavga ediyor ama üzerinde de böyle şey okul ceketi var, lise ceketi. Adam her tokat yediğinde cebinden bir şey düşüyor ve çok komik olmaya başladı. Önce dev parfüm düştü heriften. Böyle Fahrenheit diye yere düştü, tamam mı? Bir tokat daha yedi abi, böyle çok büyük kulaklık düştü. Bir yerden sonra şeyi merak ediyorsun, hani biraz daha dayak yesin bakalım cekette neler var diye. Biz bir güruh toplandık, ceketten düşenleri izliyoruz sadece. Abi bu şeyler vardır, MMORPG oyunlarında büyük mob canavarları vardır. Oyunda gidip onları kesersin ve item atar sana. Aha. Abi galiba onlardan. Hani bildiğin mob gibi vurdukça item atıyor, vurdukça item atıyor. İlginçmiş. Eski oyunlarda şey var mesela, Hagar vardır Atari döneminden, Final Fight diye geçer. Onda da böyle işte hani kırarsın varilleri, bir şeyler düşer ve onları alırsın. Radyo falan çıkıyordu çok manasız hani. Tamam. Etimeti anlarım da radyo ne abi? Radyoyu niye alıyorsun? Ne ihtiyacın var radyoya? Ya abi, biraz simülasyon teorisine giriyorsun gibi geldi bana. Ya simülasyon... Yoksa yaşadığımız dünya koca bir simülasyon mu? Abi. Sen hiç ambulansı benzin alırken gördün mü? Abi ben... Göremezsin diye. Abi ben sana şöyle diyeyim. Uzun yola çıkarken diğer arabalar var ya. Evet. Bot abi hepsi. Onlar öyle gidiyor yani. Ha, onların bir... Ulaşacağı yer yok yani. Yok abi, onlar öyle gidiyor. Bir tek ben mi mesela Ege'ye gidiyorum orada? Yok oradan abi, uzun yola giderken 5-6 arabayı tanırsın yani. Evet. Siz gerçeksiniz, diğerleri bot abi. Peki feribottakiler? Abi onların çoğu bot. Öyle mi? Bot feribot bot zaten. Direkt yani. Adı üzerine oradan bir kelime şakası da var diyorsun. Tabii canım. O yüzden abi ben insanların %70'inin falan bot olduğunu düşünüyorum. Mesela burada öyle bir dünyadaysak kim bottur sizce? Şurada 4 kişiyiz ya. Abi burada bot... Ben biriniz Burak... bottur abi. İki Burak olamaz aynı ortamda. Abi Bilaş bot. Sebep? Botsun. Ben bot değilim kardeşim. Sen bot. NPC yorumlarını alan sensin. Bot olan niye ben olayım? Evet abi, bana NPC diye yorumlar yapıyorlar. Ben bu dünyaya çok hakim. Mesela GTA'da da o bahsettiğiniz karakterler var değil mi? Mesela yolda yürüyen ve evet, hiçbir şeye müdahil olmayan insandan bahsediyoruz değil mi? Benzinlikteki insan. Onun tek hayatı bir aile kursun. Benzin pompası, para kazansın, geçinsin, bu kadar. Bot tasarlanmış bot. En büyük botlar şey ya, dinlenme tesisindeki insanlar bence. Evet abi, evet. Onların nerede? Orada lokum kesen var ya mesela, yani abi, kim bilir yani, kim o yani. Nerede yani, yaşadığını da bilmiyorsun ya onun. Abi direkt dümdüz hayatları var bence. Değil mi? Tamamen tahmin ettiğimiz. Sabah 9, akşam 5, saat 11'de uyku, 3 çocuk, devam. Bot, bot hayatına devam abi. Abi o zaman ufaktan formatımıza tabii, hakimsin tabii zaten. Vallahi ben size çok denk geliyorum açık söyleyeyim. Hı hı. Yani ayda böyle karşıma 8 kere falan çıkıyorsunuz abi. Yani. Ama şunu da itiraf edeceğim. Ben sizin hesabınızı bilmediğim için takibe geçemedim. Sonra öğrendim, baktım ben takip edilmiyorum, dedim niye geçeyim. Sonra da kendi şımarıklıklarım başladı. Abi orada Burak'ın keskin kuralı var. Gördüm, sadece ikinizin özel evet, hesapları takip ediliyor. İçerik sayfası ya. Hı hı. Hep içeriği üretenleri takip etmek bana da şey bizim geliyor. Gözümüzden sizin sayfa biraz şımarık sayfa olarak gözüküyor. Bir içerik üretici olarak. Adamlar bir de kendine takip öyle ama söylüyor. Abi bir yandan seninki sonuçta şahsi bir kullanım içinde ya. Senin şahsi hesabın. Direkt Ülker Gümüşoluk diye geliyoruz. Evet. Ve hem içeriklerim var hem kendi şahsi kullanımım var. Ya bizim şahsi hesaplarımız ayrı. İçerik hesaplarımız... Ay siz de neyi takip edebilirsiniz mesela? Sizin gibi hesapları. Bence bir değerlendirme. Yani şahıs olabilir değil ama... İçerik direkt üreten. Olabilir evet. Aynı sizin tarzda gri meseleler gibi ki çok taklidiniz var. Ona da denk evet, geliyorum abiler. Üzücü. Maalesef. Sen bu arada bana yayın öncesi biraz Burak'a benziyorum dedin ya şeye. CNZ Burak. CZN Burak. CZN Burak CZN. Pardon. Abi onu dediğinden beri ben sana başka bakıyorum. Abi çok özür dilerim. Ufaktan bir yemekle evet, gelebilirim. Evet yanına kıt kıt diye başlayacak. Olacak diye bekliyorum şey ya. Şey gülerek yaparım abi. Sakalı kessem tam abi. Evet abi. Sakallı çok çirkin çıkıyorum kamerada abi. Gerçekte o kadar çirkin değilim. Abi ikiniz de gayet yakışıklı adamlarsınız eyvallah ya. Abi, bence güzel duruyorsunuz. Niye bu çirkin? Ha, kamera için açısı bazen işte Burak kısa beni kilolu gösterebiliyor. Ama seni gerçekten abi hiç bu kadar beklemiyordum ben. Abi geçen işte... 1.89'muş adam. Ben vallahi böyle 1.76 falan gibi düşünüyordum seni. Yani işte geçen beraber fotoğraf paylaştık. O zaman biraz daha insanlar bu yorumları orada da çok net. Abi sen uzunmuşsun ya falan filan. Yani hani çok uzunum gibi böyle bir şeyim yok da normal.
Olduğumu yansıtamamak bir tık beni üzüyor açıkçası. Ben işte en büyük lanetlerden birine yakalandım. Benim Mesut Süre iş arkadaşım yıllardır. 2.01. Hani ben de 1.80 adamım yani. Yani öyle kısa bir adam değilim ama nerede fotoğraf versek. Beni hep şey sandılar işte 1.57. Çok üzücü. 1.61. Mesut abi birazcık fazla ya. Yani o birazcık abartılı bir uzunluk artık. Abi, yani hayatımdaki en uzun adam. Evet. Daha uzun biriyle tanışmadık ve çok vakit geçirdik. Bütün fotoğraflar beraber. Google'a gir mesela dersin ilk yermiş ol 1.63. Al Pacino'nun da biz Burak'la bir gün tartıştık. Ben diyorum ki De Niro daha uzun. Burak diyor ki Al Pacino ama öyle bir diyor ki. Al Pacino öyle Robert De Niro. Evet. Al Pacino uzundur ya. İşte yok bak, abi. Abi tamamen algı operasyonu dediğimiz abi, şey. Abi Al Pacino'nun galiba saçı kabarık ya. Abi inan sadece saçla alakası yok. De Niro 1.78. Yok be abiciğim. Ciddiyim. Robert De Niro 1.78. Olamaz. Evet abi kesinlikle ben de tamamen seninle aynı şeyi o kadar böyle hoyratça savundum ki bu konuda. Yok abi olamaz. Vallahi ve olamaz. Hani, ben gidiyorum. Hani ikisini... Kardeşim doğru bilgi var mı yok mu? Evimden getirdiniz beni. Yani abi ikisinin karşılaştırmasında ben Al Pacino'yu şöyle savunuyorum. Abi uzun boylu poslu adam diyorum. Diyor ki 10 santim daha kısa. Abiler bir şey söyleyeceğim. Godfather 2'de evet. Robert De Niro Marlon Brando'nun gençliğini evet. oynuyor. Al Pacino öyle sahneleri var. Evet. Hiç yan yana sahnesi yok mu bunların? Filmde yok galiba. Nasıl? Filmde geçmişi canlandı. Doğru. Doğru ya. Ben de nasıl bir mantık atmışım. Şeyde var. Hits filminde var abi. Son yeni çektikleri bir film. Tamam orada bakalım abi. Kıyas. Irishman'da da çok yok. Hit diye bir filmleri var abi. Boyu ortaya çıkacak diye yanına Hit'de gelmiyor. Hit çıkıyor abi aslında. En sonunda bir kovalama sahnesinde. Hit'te Denir'in... galiba Val Kilmer'da oynuyor. Evet Val Kilmer. Evet evet. Doğru. Aklıma gelmedi adı. Orada gözüküyor birazcık Denir Onuz'un oldu ama. Biraz daha. Ama Hollywood abi Al Pacino'yu harbi uzun göstermiş. DiCaprio'dan bile kısa olması çok garip. Neyse onları da bitiyor abi Didi mevzusundan dolayı. Onlar da mı varmış? Onlar bayağı DiCaprio'lar, hadi Al Pacino'lar. Ya. Of. Kimlerin adı geçiyor da. Zaten böyle particiliğiyle bilinen bir takım Hollywood starları var ya. İşte hani DiCaprio'nun hoppa. Mesela abi. Meşhur şeyi vardır. Bir kadın 25 yaşın üstüne geldiği zaman evet. o kadını terk eder gibi bir şey var ya. Bu tip adamlar genelde bu tip vakalarda, davalarda... Abi, başı yani, çekiyor yani. Jay-Z var. Çok garip garip. Beyoncé de var o zaman. Kesinlikle. O zaten zirveyi onlar sırada onlar olduğu söyleniyor. Justin Timberlake muhabbeti vardı. Justin Timberlake alkollü araçtan. Pardon Justin Bieber özür dilerim. Justin Bieber abi şey tamamen. O mağdurmuş yani, abi. Mağdur. Mağdur değil aslında. Sizin format böyle mi? Yani ya. Aynen abi. Oradan benim gidiyor. İzlediğim böyle bir şey değil. Evet evet. Bir şeyler sorman gerekiyor. Ben sana 3 numara diyeceğim falan. Şu abi oraya Justin geleceğiz. Bieber. Şu an Justin tamam. Bieber'ın olayı abi şu. Justin Bieber YouTube'da video çekiyor. Bu Didi adlı insan bunu keşfediyor, alıyor, kullanıyor. Meze ediyor partilere dedim. Evet, onu duydum. Daha sonra Justin Bieber da o partilere katılıyor. Bu yaşa geliyor. Sonra pişman oluyor tabii ama. Yine aşırı da öyle ünlü yapmışlar. Justin Bieber'ın da Will Smith'in oğluyla bir videosu var. Onu gördünüz mü? Evet. Arkadan geliyor böyle bir şeyler yapıyor. Jaden Smith biseksüel. Tamam. Hatta yok panseksüel olması. Onun çok seksüel. O seksüel. Pan ne oluyor abi? Her şeye hiçbir şey hissetmeden seks yapabilen insan. Her şeye? Her şey. Her şey yani. Yapmadınız. Yani. Havana kadar diye yani. Her şey ağaçmış, oymuş hepsi abi. Ama seçenek çoğalıyor düşünsene ya. Bir anda nasıl bir özgürlük. Tabii yokluğa düşme şansın yok. Mesela şey okuyanlar vardır ya böyle işte. Ne bileyim bölümde bir kız var diye çok güzel adam var ya. İşte endüstride bir yerde okuyor da. Abi işte 150 adamız 4 kız düşüyor diye. Şimdi buna koymaz mesela. Çünkü sıra var, tahta şey var, T5 var. Abi Türkiye'de köydeki adama panseksüel olduğunu nasıl anlatacaksın? Abi eşek para girmiyor diye çok üzülüyordu. Nasıl ya diye. Ahır giriyor eşek girmiyor abi diye. Cansız olması gerekiyor. Abi sert zaman... mi gidiyoruz? Yani... Normalde var mı böyle bir dünyanız bu kadar? Abi var. Tamam abi ben okuyayım ya. Hiç sıkıntı yok abi bizde. Hazır güldük eğlendik. Çok da başka komedilerden gelen bir listeyle karşı. Biraz da totale iş yapalım. Biraz totale iş yapalım. Tamam artık total kadar. Vakti geldi. En komik Türk dizileri. Gibi. Birinci sırada. Ayak işleri. Üçüncü sırada. Ben dizi izlemediğimi fark ettim ya. Ben de bitti şu anda biliyor musun? Abi komedi bu aralar çok yok zaten ya. Olanlar da herhalde hepsi listede vardır. Başka ne var, var ya? Var abi komedisi. Aslında var böyle içerik üreticisinin bir dizisi var. Aa Mahsun'un şey Jigolo. Ne? Mahsun J. Mahsun J. Evet. Mahsun J dördüncü sırada. Süper çok iyiymiş. Mahsun'un filmde iyi gidiyormuş bu arada. Abi evet, o, bayağı evet. izlenmiş. Çok yeni izlenmiş. Çıkmasına rağmen bayağı iyi. Ve Gladiator 2'nin rakibi öyle söyleyeyim size. Yani çok kötü bir dönemde aslında giriyor. Ben işte gişeciyle konuştum. Şeydi derif.
Vallahi daha çok Mahsun'a satıyoruz dedi. Abi benim yani. Bir tane arkadaşım var. Birebir aynısı. Burak da gördü. Çocuğu kopyala yapıştır. Röportaj adam yani. Benim emlakçım öyle ya. Aynı adam. Yani demek ki Mahsun'a benzeyen bir takım adamlar abi piyasada biraz dolanıyor. Prototipi biraz net ya Mahsun'a. Evet. Çok yani çok bulunabilir bir tip. Mesela beni de genelde Hindistan'daki bir takım vatandaşlara benzetiyorlar. Hindistan'da. Ya Hintliye benziyormuşum ben birazcık galiba. Mesela bana arada şöyle mesajlar geliyor işte. Bugün Hindistan uçağında ne işim vardı abi? Yok oğlum elimdeyim lan. Çok benzetiyorlar. Ben de öyleyim bence. Çok genel bir tip ya bu. Zannetmiyorum. Ben katılmıyorum abi genel bir tipi. Evet evet. Mesela şurada sanki dolansan sanayi mahallesi, Levent falan. Abi dikkat çekersin. Yok şey gibi düşünüyorum. 40 tane yani. Bulursun benden gibi. Burak'tan da senden de çok bulunmaz, benden çok bulunur. Net. Burak'ın evet böyle... Sen Karadenizli misin abi? Abi benim annem Giresunlu. Anne tarafından bir Karadeniz var. Vibe'ın var senin. Onu babadan hissedebiliyorum ben. Babadan da Kafkas göçmenliği var. Ha. Kuzey Karadeniz'de var. Tamam. Mesela Burak unutulmayacak adam. Böyle değil lisede mi? Ya da ortaokulda bir arkadaşım vardır. Kısa bir zaman geçirirsin. Hayatında yer eder. Bir daha da görüşmez. Eyvallah. Hayır hayır. Hayatın yolları ayrılır mesela, evet, tamam mı? Evet. Ama ben mesela Burak'ı böyle şey gibi algıladım. Çok teknik adamlar vardı ya böyle lisede, ortaokulda. Ne bileyim bir şeyin motorunu sökmüş de başka bir şey çalıştırıyor sırada. Bilgisayar sökerdi o lisede. Heh, tam abi işte aynen. Teknik olayı Burak'a danışırım işte gibi. Herkesin hayatına dokunduk da bir karşılığı oldu mu desen. Yani. Abi RAM nedir diye mesela Burak'a sorarım. Sana sormam gibi geliyor. Abi şöyle diyeyim. Adam böyle buyurdu Zerdüş kitabıyla geziyordu dershanede oh. Falan. Yani bayağı Nietzsche'ye falan da merak sağladı. Doğru evet öyle bir. Karı kız için bir takım. Abi ya, ya lanet olsun yapamadı ya. Abi. Hani gerçekten şey var ya Kadir İnanır'ın çıldırdığı işte atom fiziğine de bilime de lanet olsun. Ya o Nietzsche okuduğum güne lanet olsun ya. Gerçekten tamam. Öyle. 10 senemi karanlıklar içerisinde geçirdim ya. Hadi ya. Ne nihilizmmiş arkadaş ya. Abi listede 2 ve 5 numara kaldı. İstersen sayabilirim ya da biraz daha tahmin edebilirsin. Abi komedi dizisi vallahi aklıma gelmiyor ya. Şimdi Mahsun J'yi biliyorum ama sorduğun zaman çok, çıkartamadım. Çok revaçta olan bir dizi var son dönemde. Blue TV yapımı. Çok revaçta. Benim biliyor var. Olmam lazım bunları ya. Kesin komedyen olarak geldik. Kesin %100 eminim şu an aklına gelmiyor abi. %100. Sen bana söyle ben sırasını söyleyeyim abi. Şu an hangileri boş? 2 ve 5. Tamam. Tamam. Doğu. 5. 5'ini sırada abi. Evet. Prens 2'ni sırada. Aa tabii ya. Giren yaptığı mükemmel dizi, doğru söylüyorsun. Ne düşünüyorsun abi? İstanbul'da. Abi güzel, hepsi hayatımıza dokunan, etki etmiş iyi içerikler, iyi diziler. Hatta şu an utandım diğer ikisini hatırlayamadığım için. Hepsini de izlemişliğim var. Çok başarılı bence ya, çok doğru bir dizi, evet, olmuş. Yani bence de başarılı. Erşan Kuner'in olmaması. Abi Erşan Kuner'i çok iyi bir dizi bence ama hı-hı, galiba çok gençlere hitap etmiyor. Abi IMDB'den aldım ben bu listeyi. Hı-hı. IMDB puanı 6.8 sadece. Hı-hı. Yani gerçekten de gençler... Ben çok severek izliyorum ama hani gençler yani işte Prens'i tercih edebilir ya da Mahsun J'yi tercih edebilir. O da bana mantıklı geliyor şu anda. Yani Gibi'nin 9 puanı var. Gibi bayağı zaten uçmuş gitmiş. Gibi yani bir şeyi değiştirdi. Mize anlayışını değiştirdi ya, evet, Türkiye'de. Ama abi biraz o konuda ben şöyle bir hani eleştiri demeyeyim de. O ekibe birazcık bence artık bir durulmaları gerekiyor. Sanki biraz iş şeye döndü gibi son sezonda özellikle. Hani çok seviliyor, üretmemiz lazım. Ama biraz abi her işin kaderi lazım. Bu değil mi ya? Yani komedi çok uzun soluklu olamıyor maalesef. Yani hani diziyi geç, skeç çekerken bile yani mesela, hı-hı, 30 tane çekiyorsun. 31. de şey diyorsun galiba ben bir şeyi tekrar edeceğim. Bir de çok ortak konu bulman gerekiyor bir şeyin izlenmesi için, paylaşılması, evet, için. Şimdi mesela bazen çok komik bir fikir geliyor aklına. Çok komik ama kimse kimseye yollamıyor o videoyu. Hı-hı. Çünkü paylaşılabilirliği sıfır. Evet, ama izleyelim. Çok komik, fantastik bir şey. Bence dizide de o var yani. Bir yerden sonra hani insanlar bunu paylaşsın, hayatına dokunsun kafasına girince şey azalmaya başlıyor. Üretebileceğin içerik konusu. Orada da işte artık zorlamalar abi oluyor. Şöyle bir tuhaflık var bu diziler hakkında, şöyle bir şey diyeyim. Mahsun J'yi ayrı tutacağım. Sonuçta Mahsun içerik üreticisiydi. Diğer 4 dizi ilk sezonda tutmadı. Doğu tutmadı mı ya? İlk sezonda tutmadı. Öyle mi? İkinci sezonda Reels videoları, etkileşim artması bir yanda hani... Popülaritesi Prens özellikle en büyük. En net örneği Gibi ve Prens. Prens Twitter'da çok yürüdü, evet, galiba değil mi? Prens ilk sezonu çıktığı zaman biliyordum diziyi de hiç açıp bakmadım. Twitter'da o kadar öne düştü ki ihtiyaç hissettim, izleyeyim bakayım. Çok da komik bir dizi. Gibi aynı. Ayak işleri aynı. Ayak işlerinin her yerde Gain reklamını görüyorduk ama hiç açıp bakmıyorduk. Sonra birdenbire açmaya bakmaya başladık. Doğu da aynı. Türkiye'de acaba birazcık komedi geç mi değer? Valla ben şöyle bir örnek vereyim. Bir komedyen olarak benim bunlara çok hakim olmam gerekiyor. İzlemem. Benim de şöyle saçma bir özelliğim var.
Mesela ben Gibi özelinde konuşacağım. Gibi'yi çok beğendim ben. Çok sevdim. Bence çok iyi bir iş. Ama niyeyse ikinci sezondan sonra izlemedim. Bak çok iyi bir iş olduğunu bildiğim halde devamı gelmedi. Bunun adı üşengeçlik olabilir. Veya ne bileyim işte biraz daha ben kısa videolara yöneldim herhalde. Daha kısa içerik hoşuma gidiyor. Yani izleyeyim ve kaydırayım. Devamı gelmesin gibilerden. Şimdi ben bile hani bu kadar sevdiğim halde bunları takip etmiyorken komediyle alakası olmayan vatandaştan bunu beklemek biraz enteresan geliyor evet. bana. Ya benim aslında bunların hepsini yiyip yutmam gerekiyor. Kısa video işi yapınca, skeç çekince sen 3-5 dakikaya adapte ediyorsun kendini. Daha bile kısa. 1 dakika, 40 saniye. 1 dakika, falan. 40 saniyelik videolar senin bir alanın oluyor. Dizi film alanından çıkmaya başlıyorsun artık. Mesela Burak inanılmaz Reels izler. Ben de Reels izlemem. Bende de öyle bir özellik yok. Ama ben 3 saat orada şey, Godard filmi izlerim abi. 3 saat, 3,5 saat yani. Valla biz de izliyorduk zamanında. Ben de Mimar Sinan mezunuyum. O ilk filmler vardı. Of, intoleranslar falan abi, böyle. İlk yani, çekilen filmi izlettiler mi size de? Fred Ott'un Aksırığı mı? Yok şey, uzaya çıkıyorlar. Ay'a yolculuk Aya mu? Seyahat. Aya Seyahat. Melies. 6 Melies dakikalık olsa gerek. Bir film. O değil abi. İlk film var asıl ya. İlk kayıt yani. Fred Ott'un Aksırığı diye bir şey. 3 saniye. Bir adam aksırıyor, hapşırıyor işte bu. O kadar. İşte trenin gara girişi falan var. Biliyorsun o ilk 3 boyutlu diyorlar ya hani. Millet yere falan eğilmiş ne oluyor diye yani korkmuşlar. Onları falan izledik. Bir de bizim ilk sene hakikaten böyle sessiz, renksiz işte Charlie Chaplin dönemi. Bir de Buster Keaton vardır. Buster Keaton yani canavar filmi falan mükemmel yalan. 2 saat, 3 saat biz böyle ekrana bakıyorduk. Çok zordu benim için. Şimdi tam tersi bir adam oldum. Hani 3 saat sessiz bir şey izlerken 30 saniye çok coşkulu şeyler izlemeyi seviyorum. Biraz şu oldu abi dediğin gibi. 30 saniyede biz bir şey hani finale erdirmeye çalışıyoruz ya kendi Instagram'ımızda. Hani bir konu var. Giriş, gelişme, sonuç. Biraz herhalde ona kaydı kafam. O yüzden kısa içerik çok seviyorum. Bir şey böyle 20 dakika, 30 dakika, 40 dakikaya ulaşınca ben hep bir saate bakıyorum yani ne zaman bitecek gibi. Abi şeyi soracağım sana. Bu acaba hani komedi dizilerinden kendini sakınma sebebin biraz daha istemsiz hani insanlar bir şeylerden esinlenir ya. Doyduk be Burak'cığım. Öyle mi? Vallahi doyduk. Mizaha doyduk. Değil mi? Abi aslında biraz da şey ya. Bir işte çok ilgilendiğinde o işten sıkılmaya başlıyorsun ya. Mesela bakkala gidip şey diyorsun ya. Hiç gofret yiyor musun? Ben bıkmışım gofretten diyorum hani elinin altında. Abi onun gibi şimdi bak podcast yapıyoruz. Radyoya katılıyoruz. İşte bütün gün zaten bir skeç planım var. Yani güne hangi skeci çekeyim fikriyle başlıyorum. Veya gece onunla yatıyorum. Çok mizahın içinde olunca herhalde ben boş vakitlerimde biraz mizahtan kurtulmaya çalışıyorum. Evet. Olabilir. Yani ana vaktimi onlarla geçirmektense galiba rahatlamaya çalışıyorum. Biraz kafayı boşaltmaya çalışıyorum. Mantıklı abi. Abi o zaman işlerle alakalı çok tatlı bir sorum var. Hemen alalım. En çok hayal edilen 5 iş. Futbolculuk oluyor mu mesela? Abi futbolculuk olur. Onun biraz daha geniş kapsamlı hali. Spor. Sporculuk 3. sırada. İnfluencerlık bence girmiştir artık listeye. Abi influencerlık listeye girmemiş. Nasıl girmemiş ya? Yani biraz... Bir bakabilir miyim? İnanmıyorum. Müdahale ediyor. Kaynağınızı... Kardeşim milleti kandırmak kolay. Ne bilelim telefonda ne yazıyor. Abi onun hani şey gibi diyeyim. Daha artık daha eski usulleri, daha old school halleri. İnfluencerlığın. Yönetmenlik, yazarlık falan gibi. Abi ikisi de listede yok. Onların biraz da hani influencerlıkta bir yerde bir ekranın önünde olmak, bir ekranda... Ya, sunuculuk. Bu. Sunuculuk da listede yok abi. Az önce bahsettiğimiz ne diyorsun, anlayamıyorum isimler abi. Az önce bahsettiğimiz isimler. Hangileri ya? Al Pacino'lar falan benim. Ha, aktörlük, aktrislik. İkinci sırada abi. Bir dakika, aktörlük var, sporculuk var. Onun dışında insanların yapmak isteyeceği meslek. Gene böyle hani insanlar hep sahnede olmak ister zorluğunu bilmeden. Artık en üst seviyesidir hani herkes tanır, herkes çok sever. Kim ya? Sihirbazlık. Saçmasın. Yok abi sihirbazlık gibi değil. Kukla giderek uzaklaşıyor. Daha böyle. Ebru sanatı. Abi Ebru sanatı. Ebru sanatı değil de mesela Ebru güzel bir örnek. Ne bileyim Ebru Gündeş gibi düşünebilirsin. Abim sanatçı işte ya. Şarkıcı mı? Şarkıcılık var abi evet. Ben bunları bir sandım be Burak. O yüzden olmadı. Yok abi ben maalesef. Ben sanatçı deyince geçtik gittik gibi algıladım. Onu ben oyunculuğu ikinci sırada Ebru aldım. Gündeş ha. Ebru Gündeş için aldım. Ebru sanatından Ebru Gündeş. Ebru Hanım'ı davet edelim lütfen. Bir tane adam var ya Okan Bölge'de sürekli Barbaros diyor. Onun gibi olsun. Gülben. Abi ilk üçü temizledin 4 ve 5 kaldı. Bunlar biraz daha böyle normal diyeyim artık hani daha sahne doktor. İçermeyen daha normal. Ne abi? Doktorluk. Doktorluk listede yok. Gene onun gibi herkesin pilotluk. 4. sırada. Ya çünkü 2 tane çok karizmatik meslek var. Biri doktorluk diğeri pilotluk. Aynen öyle. Ben burada linçlendim Kaan abiyle Burak beni linçledi. Neden abi?
Çağırsaydın beni ya diye. Abi yakışıklı diye kopya verdim diye. Pilotların ama yakışıklılık doğru bir örnek olmuyor abi ya. Abi, meslek grubuna. Abi. Yakışıklıdan ziyade onların kostümü yakışıklı abi. Aynen, üniforma işte. O hani omuzlar momuzlar. Şimdi ama bu arada çok özür dilerim. Yani ben bir pilotlara bakıyorum abi. Galiba pilot kendine bakıyor. Evet. Yani saçı böyle bir arkaya atmalar. Senin var ya bir iki videoda abi saçlar böyle hani. Tabii tabii. Biz de pilot olmasak da yer yer uçuyoruz. Burak'ın öyle yangın olduğu videolar var abi. Evet abi. Saçlar böyle arkaya doğru yılan gibi. Sende pilot saçı var bazı bölümlerde. Değil mi? Tabii. Bazen yer yer böyle bir pilot saçı oluyor. Bazen kağıtçı saçı oluyor. Ben onu ayarlıyorum abi. Abi ben de uçsam ben de bakarım kendime ya. Abi bakılır. Onlar bir de çok ülkeye uçtukları için. Mesela iyi parfüm alır pilotlar. Pilotlar güzel kokar. Hostesler de öyle. Hı hı. Çantaları iyidir. Kıyafetleri kalitelidir. Yani sende öyle bir algı oluşması çok normal. Ben de pilotlara bir tık böyle yakışıklı düzgün bulurum. Sıkıysa Yakala filmi DiCaprio geldi aklıma. Çok güzel filmdir yani. Ya. Beşinci sıra kaldı. Beşinci sıra hiç kimsenin beklemediği Antep'te meşhur olan Çömlekçilik. Çömlekçilik listeye girememiş abi. Köprülü çizme. Abi valla... Bu biraz daha böyle kurumsal bir title diyeyim buna. Beyaz yakalılık. Onun hani o beyaz yakaların artık en üstü, daha zirvesi yok bunun. CEO. Beşinci sırada. Ha. Abi listeyi temizledik. Ne bu liste nereden öğrenebilir miyim Burak Bey? Abi internetten çeşitli kaynakları araştırıyoruz. En... Tam bana adres verirsen. Bunu Toptens.com'dan aldık tamam, abi. Bu bir Amerikan kaynaklı bir site. Ne düşünüyorsun abi? Okey mi sence? Abi şöyle, sporculuğu mesela ben de çok isterdim açık söyleyeyim. Hı hı. Yani bu işleri yapmasam kesin sporcu olmak isterdim. Çünkü böyle biraz çalışmayı severim, azimliyimdir. Uykuyla aram çok yok. Hani sporcular böyle bir tık erken yatıp hani erken uyanırlar ya. Herhalde o hayata adapte olabilirdim gibi düşünüyorum. Bir de sporculuğun şöyle bir güzelliği var, özellikle futbolculuğun. Mesela bu adamlar 35'te futbolu bıraktığında hem paraları var, hem sağlıkları yerinde, şöhret var. Ya ikinci bir hayata başlamak için her şey çok hazır. Evet. Ya onun şey pişmanlığı olamaz. Keşke yönetmen. Oğlum olabilirsin yönetmen yine yani. Bir de hepsi içerik üreticisi oluyor artık. Evet. Şey Hakan Çalhanoğlu galiba değil mi? Hı hı. İki tane dans eden adam var ya böyle. Evet abi. Almanya'da abi. Yaşıyorlar da sürekli. Na duma duma da diye. İlginç bir tarz. Onlarla var. Sürekli video çekiyor Hakan. Evet abi. Ve onların da sürekli aynı dansı edip sürekli bu kadar izlenmesi de yani. Aynı dansı ne göreceğimi ben biliyorum. Ben bu arada yanlış müziği örnek verdim. Onlar böyle bir dum 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 diye ellerine yok abi bura yok bura. İlk verdiğin örnek doğru oldu. O da mı var? Tabii esas onunla patladılar. Şimdi galiba müzik değişmiş. Geçen bir gördüm. Sen de yapsana bir kanka benden hiç olmaz ya. Ya beyler madem böyle bir yol var niye bu işe girmiyoruz? Abi, bir tane tek müzik bulup biz burada vuralım şöyle birbirimize. 50 dakika video kes çekiyoruz. 10 saniye kafa sallasak hiç çocuk. Abi bak yine onları iyi göbek sallayan bir arkadaş var ya mesela. Evet evet. O daha böyle artık. Ya o Türk mü? Türk abi tabii. Arap gibi duruyor. Yok yok o bayağı Türk. Çocuk bir de hatta... Bayağı garibanlıktan çıkma bir çocukmuş. Gerçi o kadar gariban adam o kadar... Şey diyorsun göbekli kolyeli göbek, abi evet diyorsun. Evet göbeği sallıyor böyle çocuk. Onun da bir şarkısı vardı neydi acaba? Abi onunkini o da hep aynı şarkıyla göbek evet, sallıyor. Evet evet. Şimdi onun çakması çıkmış. Geçen Cezene Burak'ın yanında gördüm. Benim yanımda da yakında o adamın benim... çakmasını görebilirsin. Bir anda karşında adamın çakması olursa... Abi yaz enteresan bir ülkeyiz. Çakmalar da para kazanıyor. Evet abi. Bu arada Office'i ben de çok severim yani bayılırım. En sevdiğimiz versiyonu daha iyi bence bu arada. İngiliz ben versiyonu. Ricky izlemedim ya. Abi İngiliz versiyonu. Diğer abimiz kimdi? Michael Scott. Ha Michael Scott'ın. Michael Scott diyorum. Steve Carell. Steve Carell. Ben de nasıl şeyim hemen onayladım. Michael yok, Scott'ın adamın çok iyi. Karakterin adını söyledim ya. Ya ben çok bayıla bayıla izledim. Zaten benim de işte hani Seinfeld. Ya bu Seinfeld artık. Seinfeld mükemmel bir. Ama şey. Seinfeld'i mesela yeni nesile sevdiremiyorsun. Yok. Asla. Yok. Ya yani çok. Abi cep telefonu yok dizide. Ne bileyim evet. Çağrım cihazı var. Şey var. Married with Children vardır mesela. Oo. İlk sitcomlardan. El Bundy. Ed Bundy. Cheers vardır bak onlar Kristen çok eski. Kristen Applegate de orada kız. Ne güzel ya. Bir kadındı abi o tabii, yani. O hepimizin zaten düştüğü kadındı. Abi yani. Ben 8 yaşında erkek olduğumu anladım. O kızı görünce. Seni bu noktaya getiren. Bu sertleştik abi. O zaman bir soru gelsin abi, artık. Abi karıda bir ten var bembeyaz diye. Çirkin bir yere doğru gidiyor. Buraları abi, koymayın rica ederim. Çok güzel kadın, kadın deyince bir duruyoruz abi. Hiç format bak, falan fark etmez. Adını hatırlıyor abi. O kadın adı hatırlanmaz evet. Normalde. Çok güzel. Christina Applegate ben de hatırlıyorum. Mükemmel mükemmel bir şeydi o ya. Bir de Peggy vardı anne. Aa. O da çok kokoş. Saçlar o, yapılı. Onun Türk Ege Aydan oynamıştı. Abi hatırlatma bana onu. Çok kısa sürdü ya. Öyle bir denem. Şeyin yaptılar ya asıl. Bir dizi vardı ya abi böyle çok kopuk bir aile. Baba sürekli çocuklarda. Şey Shameless. Shameless'ın Türk versiyonu yapıldı. Abi o çok komik Shameless'ın yapamazsın alkol yoksa işin içinde. Ya ben nasıl yaptılar bu adamı?
Fox TV yaptı. O zaman hayır. Alkolü göstermeden gene alkolik. Alkolü göstermeden alkolik yaptılar ama alkol içmeden. Tabii alkol içmeden. Bir yudum alkol içmeden. Hep meyhaneden çıkışı vardı böyle başlıyor. Hep çıkışı var abi. Mandalina'yı. Abi o konunun zirvesi net bir şekilde Sopranos denemesiydi bence. Ve başrolünde Şafak Sezer oynuyordu. Haydi. Abi o yani artık bu kadar da olmaz artık. Bu arada abiler Sopranos da benim için çok top bir yerdedir. İnanılmaz en sevdiğim dizilerdendir. Şimdi Penguin'in dizisi var biliyorsunuz. Evet. Ortalığı kasıp kavuruyor. Daha başlamadım ama Penguin Colin Farrell galiba değil mi? Evet. Sen Colin Farrell'i de andırıyorsun ha. Evet ufaktan abi o da. Sen nasıl adamın Burak CNZ ile Colin Farrell arası bir yerde? Ağzı bilmiyorum. Bir... Anlat biraz kardeşim. Penguin dizisindeki karakter de galiba Tony Soprano'ya çok benziyormuş. Öyle bir eleştiri duydum. Yani konuşma tarzı. İnanılmaz makyaj inanılmaz hani benzetmişler. İtalyan İngilizcesi var ya biraz. Abi çok benzetmişler karakteri ya. Tony Peki Soprano'ya. Sence şey var mı? Var direkt. Esinlenme direkt değil mi direkt yani? Direkt esinlenme. Özgün bir şey yok ortada. Özgünlüğü yok abi. Penguin dizisindeki karakterimiz tamamen Tony Soprano. Vallahi izleyeceğim merakla ya. Colin Farrell'ı o hale getirmişler abi zaten. Sopranos'un filmi de var bu arada. Oğlu oynuyor biliyor musun? Onu duydum da izlemedim sanırım. Ben de izlemeye cesaret edemedim. Bazen böyle çok sevdiğin bir şeyin, bir dizinin filmi yapıldığında bir korkuyorsun ya. Çünkü James Gandolfini vefat etti. Evet. Onu oynatamadılar filmde. Abi hiç böyle elim gitmiyor ya. Yok abi ben o konuda şeydeyim. Hani bu güç yüzükleri var ya şu an Lord of the Rings'in dizisi. Ya onu izledikten sonra yok abi. Abi çok bir tane kötü. Var sadece. Çok Firefly kötü. Diye bir tane dizi var. 13 bölüm. 2005 yapımı. Uzay dizisi. Mükemmel. Bir dizi ama kaldırılmış. Onun filmi çıkıyor Serenity diye. Final olarak nitelendiriyorlar. Diziden daha yüksek puanı var abi filmin. Beni bir tek o mutlu etti. İlk defa diziyi geçen evet, bir film. Hatta bayağı 2005 yılında bayağı izlenmiş film. Serenity filmi. 8.1 puanlı falan. Bayağı sağlam bir şey. Onun dışında abi doğru ya hiçbir şey yok. Hani... Biraz şey korkusuna benziyor. Mesela çok ünlü adamların, kadınların çocukları oluyor ve aynı beklenti doğuyor ya. Evet abi. Hani acaba oğlu babayı geçebilecek mi? Ki genelde çoğu geçememiştir. Hani işte Kemal Sunal, Ali Sunal. Hani dünya kadar fark var. Bir tek abi Alişen ve Şener Şen de o iş. Evet Şener Şen geçmiş. Baba oğul yani Alişen de çok büyük bir figür tabii ki Türk sinemasında ama çok dengeli. Hani Alişen de çok iyi oyuncu Şener Şen de. Onun dışında hep böyle bir babalar ya da anneler üstün. Biraz Amerika'da kırıldı abi sporda. Stephen Curry'nin babası da basketçiydi. Öyle mi? O nasıl bir basketçiydi? İlk 5 oyuncusu diyeyim. Yıldız değil ama gayet bayağı en çok üçgeden 20 oyuncudan birisi babası. Last Dance izledik de azıcık sağda solda laf edebiliyoruz. Jordan'ı da yani izlemeden geçirmeyecek bir yapım. Netflix'teki ya. En iyi içeriktir bence. Acayip bir şerif ya. Hatta bir bölümünde Jerry Seinfeld, işte Seinfeld dizisi patladığında şeye giriyor, soyunma odasına giriyor. Hatırlıyor musun onu? Michael Jordan'la evet. Karşılaşıyor. Orada Seinfeld'in konumunu anlıyorsun. Yani sporun yüksek bir figürü olmakla komedinin yüksek bir figür olmak ise dağlar kadar fark var. Hiçbir şey spordan ve müzikten daha üstün değil abi. Evet abi kesinlikle öyle. Çünkü Seinfeld giriyor böyle heyecanlı. Orada basketçiler çok cool takılıyor. Beyler Ronaldo mu Messi mi hiç o toplara girmedik ya. Ben Ronaldo'cuyum abi. Sen abi. Messi abi. Messi Dünya Kupası'yla kazandı bence. Ya Dünya Kupası'nı almayaydı Ronaldo muydu? Gene Messi'ydi kanka ya. Hep sen Messi hep Messi ya. Diyordu. Ben hep Ronaldo diyordum. Sen niye Ronaldo diyorsun abi? Abi birazcık o şeyle alakalı bence. Yani adamın şahsiyetini sevmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben çok daha rekabetçi, çok daha lider ruhlu olduğunu düşünüyorum Ronaldo'nun. Gittiği ligi şampiyon yapan. Ya yani her takımın diğer ciddi anlamda sürükleyici oyuncusu. Bana daha çok keyif veriyor Ronaldo'yu izlemek bence. Ben böyle bir programa katıldım. Sordular Ronaldo mu Messi mi diye. Ben de çok canhıraş Messi dedim abi. Hı-hı. Abi videoda böyle işte short'u real'ı bir düştü bir yerlere. 3 milyon editler yapılmış. Ben bir de ağzımla bazı müzikler yapıyorum. Hani o Messi'nin böyle sevinçleri var ya. Abi bunlara editler tabii. Çocuklar bir şeyler yapmış. Beni bir kesim şey diye tanıyor. Hiç hani komedyen kimliğim falan yok. Messi diyen adam diye. Bir yerde işte hamburger yiyordum. Bir herif geldi böyle şey yaptı. Messi'ci ben de Messi'cim diye. Bana bir sürü sos hediye etti falan. Yolda biri Messi'ci abi diyor. Evet o işlerde böyle bir gönül bağı var abi. Yani abi, ortak şeyi seviyorsak ve ciddi bir güruhla karşı karşıyaysak sen bizdensin al bakalım şu ketçabı yapmış sana. Uyandım ben sabah bir sürü Ronaldo fanı bana küfürler demeden yani. Evet. Sen kimsin ben... Ronaldo'yu hor görüyor. Oğlum hor görmüyorum yani. Ronaldo 4. müydü? Tarihin en iyi futbolcu listesi 4. sırada diye. Keşke konuşsaydık be abiciğim. Abi çok kötü linçlendik. Messi 1 Ronaldo 4. Nazario. Ronaldo Nazario var mı? Nazario 9. Ya şaka yapıyorsun ya. Maradona Pele diye mi gidiyor? Maradona Pele Messi. Johan Cruyff 5. Beckenbauer 6.
George Best vardı. Zidane vardı. Best vardı. Iniesta belki aradan. Iniesta yok. Onun üst sırada da birisi vardı. Onda da gene eskilerden biri eskilerden vardı sanki. Ya ben bu konuda çok netim abi. Ben işte o hepimiz gibi Messi videoları, Ronaldo videoları TikTok'ta deliler gibi izliyorum. Sadece beni bir tane görüntü çok ikna ediyor. Şimdi ben Ronaldo'nun ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu tabii ki kabul ediyorum. Abi Messi'nin Atletico Bilbao'ya attığı bir gol var galiba. İlk 17 dakika Atletico Bilbao savunması böyle üçlü üçlü Messi'ye saldırıyor. Nefes aldırmıyor da. Bu bir hırslanıyor abi. Kenar çizgisinden 3 adamı çalımladığı bir görüntü var. Bence dünya üzerinde gelmiş geçmiş hiçbir futbolcu oradan çıkamaz. Ronaldo'ya da Ronaldo'na zarar yok, yok yani. Bence bir tek oradan Messi çıkabilir ve Messi çıkıp golünü atıyor sonra. Ve kalecinin kapattığı köşeye atıyor. Çok özel bir an benim için. Orada ben ikna oldum yani. Bu herif abi winner. İmkansızı başı. Mesela Ronaldo oradan çıkamaz. Abi winner. Abi winner. Farklı meziyetler. Farklı evet evet. Ronaldo'nun bambaşka özellikleri var ama aynen. Biraz insan böyle etkilenmeyi seviyor yani. Hı-hı. Ya buradan gol olmaz diyorsun ve Messi bir şeyler yapıp oradan bacak arası bacak arası çıktı golünü attı. Dedim abi Messi. Abi Messi'nin kariyerinde bir tane kupa eksik. UEFA kupası. Çünkü hiç oynamamış. Ama UEFA'da abi. Hiç yani. Bir kere bir maçı bile evet, yok UEFA'da. Evet. Ronaldo'nun var ama kazanamamış. Dünya kupasında abi bir de benim kıstasım şu. Dünya kupası değil de. Cristiano Ronaldo 5 tane Dünya Kupası oynamış ve gruplardan sonra hiç gol atamamış. Ben o adama tarihin en iyisi diyemem abi. Abi bir tanesi bir golü yok. Son 16'da yani, bile Gana'ya bile gol atamamış. Hangi abi. Ülkeli olduğun çok önemli değil mi abi işte? Lewandowski Polonyalı değil mi? Polonya'da. Şimdi bu herif ne yapsın abi? Abi Portekiz. Tamam da abi Arjantin karşı taraf. Arjantin şöyle diyeyim. Yani Arjantin'in yaptıklarına bak gelmiş geçmiş Portekiz'e bak. Portekiz daha iyi olmadı. Eusebio diye bir adam gelmiş. Figo gelmiş o kadar. Rui Costa tamam, falan. Tamam eyvallah buna katılıyorum da bence Portekiz hiçbir zaman Dünya Kupası'nı kazanacak seviyede bir ülke olmadı yani. Abi bence Ronaldo varken vardı ya. Bir yarı finalleri var 2006'da Almanya'da oynanan Dünya Kupası'nda. Kime İtalya'ya mı elenmişler? Ya İtalya ya Fransa'ya elendiler. Bir yarı finalleri var. Sonra Uruguay'a eleniyorlar. Hep abi bir de abidik gubidik takımları zaten derdim o benim. Uruguay'a falan erenmez. Şey var mesela o Arjantin'in sahaya çıkış videoları var ya. Bütün takımın nasıl Messi'ye biat ettiğini görüyorsun. Evet, evet. Son dönemde işte o hani bir önceki Dünya Kupası'nda yaşananlar var evet. Abi. Teknik direktörle Ronaldo anlaşamıyor. Ronaldo şeyle anlaşamıyor. Kimle? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes işte soyunma odası görüntüleri falan. Şeydeki Messi'deki liderliği hissediyorsun yani maça abi başlarken. Abi ben onun liderlik olduğunu düşünmüyorum bu arada. Şey gibi yani şimdi aynısı Ronaldo'ya da yapıyor. O etrafındaki insanlarla alakalı. Ronaldo'ya saygıyı göstermeme sebepleri biraz hocadan kaynaklıydı. Bence Ronaldo'dan. Zaten o Portekiz işte o senin tam anlamıyla anlattığın şeyden sonra biz tekrar Ronaldo'culuk ceketimizi üstümüze giymek zorunda kaldık. Şimdi birebir aynı iki tane adam var. Burada adamın ayakkabılarını yıkıyorlar. Burada da adama köpek çekiyorlar. Yani Ronaldo olmasa... Mazlumun yanında mı olduk yani öyleyiz bu süreçte? Abi. Ronaldo bile mazlum oldu şu an. Bunu da başardık. Evet ama attı gene. Baktım ben. İki tane gol attı. Geçen de bir röveşit attı. Bin golü atar abi bırakır. 913'teymiş şu an. Bin golü atar. İnşallah Amerika'daki Dünya Kupası'nda ikisi de oynar diyelim abi. Abi bence oynamasınlar ya. Birer tane daha. Messi altı bak. Dünya, geçemez kimse altı. Messi bence ama yaş farkı da var abi. Biri 85 diğeri 87'li ya. Şimdi de Ronaldo tabii daha hıza dayalı, güce dayalı. Messi daha teknik Ronaldo, bir adam olduğu için. LeBron'la geçen Mr. Beast dedi ona. LeBron James oğluyla oynadı sen de oynar mısın? 3 yıl içinde bacaklarımız. Aa evet evet izledim dedi. Ben onu. Adamın aklına soktu onu. Ronaldo soktu. Daha bırakmasın. Peki abiler LeBron James oğlunu torpille mi sokturdu? Tabii ki abi. Ya draft edilirdi. Geçen Kaan abi de aynı şey söyledi. Hiç format falan yok abi. Kafamıza göre takılıyoruz. Ya ama bu sulu gözün çileklisi çıkacak. Sulu göz dedim mi? Ben de Hakan Sular'dım. Abi, yok mu abiler en iyi 5 sakız falan konuşalım. Big Bubble bence en iyi sakız. Ya biz ya. O marka geçen listeleri almamaya çalışıyoruz. Abiler ben Mint derim ya. Mint'in bir naneli sakızı vardı. O kadar iyiydi ki. Abi peki bu tedaviden kalkan en iyi ürünler sence hangisi? Alaska'nın Coco diye bir ürünü vardı. Bilir misiniz? Yok ha ben de. Oğuklar bilir Alaska, bunu. Alaska Coco. Bilir misin abim? Coco'yu ben. Sen ben biraz yaşlı duruyorsun sende vardı. Abi hiç yaşlı falan değil. Biliyorum be şaka. Ben de sıfır abi. Hiçbir şey canlanmadı. Eskiden Alaska Frigo'yu biliyoruz Frigo'yu değil mi? Biliyorum. Abi? Onun bir de kış versiyonu vardı. Genelde bu bakkalların, kuru yemişçilerin kapısının önünde sepete koyarlardı. Pamuk şeker, kış geldi bir de Alaska Coco. Abi bir güzel. Hindistan cevizli çikolatalı. Hı hı. Yalnız bayatı da çok kötü olurdu. Taş gibi olurdu. Ben var ya Eti'ye mailler attım kaç kere. Hatta onlarla işbirliği yaptım. Onlara söyledim toplantıda. Ya şu Alaska Coco'yu hani fabrika el veriyorsa 3-5 tane yapın da yiyelim gibilerden. Tamamen kalkmış. Maillere dönüyorlar abi. Ben de Pepsi'ye mail atmıştım. Şu mavi kola, yeşil kola, pembe kola çıkartıyorsunuz. Türkiye'de niye yok gibisinden.
Bir sene sonra mavi kolaya çıkardılar sınır sayıda. Senin maille mi acaba biz buna? Bilmiyorum abi. Ben ya, öyle yoruyorum. Burada bir adam var. Bu adam seni içsin. Seni CZ'de Burak sarıp. Bunun bir bildiği var. Lan bu restoranına koyar çıkaralım diye. Mavi kolayla bir sunum yapar. Ama yurt dışına gittin mi zaten? Bütün o markaların başka versiyonlarını görüyorsun ya. Ben Yunanistan'da bir dondurma şeyine denk geldim dolabına. Bizdeki dondurmaların hani bir iki tane marka var ya çok ünlü bizde. Hı. Abi inanamadım ya. Ya bize aynısı gelmiyor dondurmanın. Orada böyle yukarı doğru uzuyor. Abi çeşitleri var onların tuhaf. İşte hani içeceklerin de var ya vanilyalısı var bilmem nerisi var falan ama yani ürün aynı ürün de değil. Abi tip olarak aynı gelse bile içerik olarak aynı gelmiyor ki. Evet mesela bazen şey yaparlar işte böyle hani ya marka vermeyelim de bir tane çok ünlü çikolata var ya ekmeğe falan sürülen kaşık kaşık yenen. Onu kıyaslıyorlar işte Amerika versiyonu Türkiye versiyonu diye. İkisi de bambaşka çıkıyor. Abi bambaşkaları bize... Ne yiyoruz durumlar. Bilmiyorum. Bu özellikle fast food şirketleri falandaki ben farkı... Dayı gibi bitirdik. Ne yediriyorlar bize hiç bilmiyoruz yavrum.